16 yaşında evlendirilen çocuk gelin Gülseren 17 yaşında hayatını kaybetti. Onun cansız bedeniyle sokakta koşturan 15 yaş büyük kocası Gülseren'in intihar ettiğini söylüyordu sevgili izleyenler. Ancak evden bir değil, iki el silah sesi duyulmuştu. Evliymiş. Kocası vurmuş. Hastanede bırakın kaçın duyduk adamı. ...17 yaşındaki Gülseren'i başından vurdu, kucağına alıp sokağa koştu. Onun intihar ettiğini söyleyip çevredekilerden yardım istedi. Ancak bir hata onu ele verdi. Gülseren Mamuş daha çocuktu ama 6 aylık bir bebeği vardı ve hamileydi. Dini nikahla evlendirilen Gülseren'in kocası ondan 15 yaş büyüktü. Gün içinde evde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Dışarı çıkan kocası akşam eve döndüğünde üzerinde ruhsatsız bir tabanca vardı. Öfkeli koca silahla bir el camdan dışarıya doğru ateş etti. İkinci mermiyi ise çocuk gelin Gülseren'in başına sıktı. Silah seslerini duyan yeğeni odadan çıktığında ona karısının intihar ettiğini söyledi. Ceylan adındaki yeğeni 6 aylık bebeği alıp tekrar odaya geçti. Genç kızı başından vuran kocası da tabancayı camdan attı. Sonra da Gülseren'i kucağına alıp sokağa çıktı. Güvenlik kamerasını yansıyan görüntüde ağır yaralı eşi için sokaktakilerden yardım istiyordu. Aynı anda evde vurulan kadının yeğeni ve 6 aylık bebeği caddeye indi. Sinir krizi geçiren kızın o ifadesi gerçeği ortaya çıkaracaktı. Yolda kalbi duran Gülseren hastanede hayata döndürülse de beyin ölümü gerçekleşti. Dedektifler kocasının ve yeğeni Ceylan'ın ifadesini aldı. Kocası kıskançlık krizine giren karısının intihar ettiğini söyledi ancak Ceylan olay sırasında iki el silah sesi duyduğunu, Gülseren'i kanlar içerisinde odada yatarken bulduğunu söyledi. İşte bu ifade yalancı kocayı ele verdi. Evin dışına atılan tabanca da bulununca zanlı cinayeti itiraf etti. Poliste 6 kaydı bulunan zanlı kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.